Şu anda Hasan Şükrü Çam'ın evindeyiz. Burada oturma odamız var. Kapıdan geçtiğimiz zaman mutfağımız var. Anne olmayınca biri ilgilenmek zorunda. Böyle. Tamam mı? Çamaşırlarını asarım, kurutuyorum, makineye toplayıp koyuyorum. Çocuklar yoksa ben de yokum. Elimiz kolumuz bağlı, bekliyoruz. Seyfettin var. Ben artık dedi yengemin neden öldürüldüğünü, sebebini biliyorum dedi. Seyfettin de stüdyoya gelmeden önce ikimiz önce bir röportaj yaptı. Onu bir izleyelim. Ben babamı tanıyorum. Çok iyi de tanıyorum. Abimi de tanıyorum. Orada numara yapmayı bıraksınlar. Ahmet'i sorgu odasına almışlar alt tarafta. Polisin bize dinlettiği babamın kaydını beraberce dinledik Ahmet'le. Yengesinin kaybolduğu gün eve de geldiğini söylüyor ama Elmas Hanım kesinlikle Ahmet'i görmediğini söylüyor. Ahmet tamam sabah uğramamış eve. İş yerinden çıkmış yaylacıya gitmiş. Orada sonra benim yanıma uğradı. Hatta 5 lira para verdim ona. Gitti geldi belgesini de aldı. Bir sevinçle yani. Kendi iş yerimden çıktık. Ahmet'le Akçabat'a beraber geldik. Yayınımıza bağlandın. Ben aileden öğrendim. Gitsinler cezalarını çeksinler gibi bir cümle sarf ettin yayında. Arada bir dedikodu var. Yengem ölmeden işte birkaç sene önce ben askerdeymişim. Köy halkı toplanmış işte. Annem adını çıkarttığı gün olarak biliniyor. Çıkıp sesini bile çıkartmamış yengem. Ayşe Güner'de benim böyle bir torunum yok diye bağırdı. Önce benim kafamda yerleşti yani. Abim hala da kendini haklı görüyor. Karısını aramakta 8 ayın hesabını soruyor orada. Sen burada rol yapma. Evet. Sen ona soru sor, tamam mı? Sordum. Ne sordun? Cezaevinden çıktığım zaman aradım dedin. Kimi aradın? Yusuf enişte. Yusuf telefon enişte yok diyor. Niye arıyorsun? Cezaevinden adliyenin arası 15 dakika. Ahmet'i gidip aldınız mı cezaevine? Aldım. Peki bunu niye almadınız? Niye gelip beni almadın? Yusuf enişte ile konuştuk. Ben gideyim alayım bunları. Burada durmasın dedi. Sen eve git dedi. Uşakları hazırla dedi. Ben bunları alayım dedi. İsterseler İzmit'e gidelim dedi. Ama dedim Yusuf enişte al eve getir. Evde bir konuşalım ne yapacağız ne edeceğiz diye bu olayları ama gelmediler. Cuma gecesi Nazmi'nin öldürüldüğünü düşünüyoruz ya. Ayla Hanım diyor ki Hasan Şükrü, Ahmet, Ali Yaşar evde yoklardı diyor. Ahmet zaten biz o gece sabaha karşı öldürdük attık oraya diyor. Seyfettin Çam da diyor ki aynı geceyle ilgili beni de ısrarla köye gönderdiler. Kaçta gittin köye? Akşam namazından sonra olabilir. Eve giderken benim hanım beni aradıydı zaten köye çıktığım zaman. O olabilir o görüşmeler. Aynı evin içerisinde sen eşinle niye telefon görüşmesi ihtiyacı duydun? Hatırlamıyorum. Kim zorladı seni evet. İllaki köye git diye? Babam söylerdi, abim söylerdi. Bir üsteleme de şey yaptılar. Git de git diye. 11.11'de verdiğin ifade. Babam ile Hasan Şükrü Akçabat'ta olduğu için, yengem de kayıp olduğu için mümkün olduğu kadar onlarla birlikte olmaya çalışıyordun. Evet. Destek olmak için yanlarından ayrılmak istemiyordun. Ancak özellikle babam Ali Yaşar ve Hasan Şükrü sürekli olarak beni yanlarından uzaklaştıracak anlamsız işler veriyordu. Aynen. Hatta kardeşi olan Ali'nin kaçırmış olabileceğini söyleyerek ve abi olan Mustafa'nın bordo renkli arabasını sürekli olarak beni yanlarından uzaklaştırmak için özellikle cuma günü sürekli gereksiz işler verdiler. Ben bu davranışlarından dolayı kuşkulandım. Bana çok ısrar ettikleri için cuma günü akşam köye çıkmak zorunda kaldım. Çünkü bana sürekli köyde kimse yalnız kalmasın diye uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Benim küçük kardeşim olan Ahmet babamdan çok korkar. Babam ne söylerse yapmak zorunda hisseder. Hatta bu yüzden de psikolojisi de bozuktur. Ben yengemin ne şekilde öldürüldüğünü, öldürme olayına da kesinlikle bilgi ve ilgim yoktur. Doğrudur. Ha, şöyle de söyleyebilirdin. Ya benim evde küçük bebeğim vardı. Kız kardeşlerim de yalnızdı. Orada hiç erkek yok. O yüzden ben kendimi gitmek zorunda hissettim karımın bebeğimin yanına. Demek ayrı. Beni sürekli uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Ben onlardan çok şüphelendim. Beni de cuma günü zorla gönderdiler demek ayrı. Davranışları zaten şüpheliydiler. Ali Yaşar Mustafa'ya dalmalar. Mustafa bunlara tartışmalar. Kayıp arıyoruz. Siz neyin tatavasını yapıyorsunuz? Sen bu cinayeti babanın mı işlediğine inanıyorsun? İşlemedi ama biliyor. Yengemin başına ne geldiyse biliyor. Baban eğer kimin yaptığını bilse. Eğer biliyor. Ayşe bilse. Güner de biliyor. Hepsi biliyor bunların ya. Ahmet yemek götürmüş ona. Nereden aldı bu yemeği? Bilmem. Nereye götürdü? Bilmem. Yengemin tutulduğu yer yok. Ona İfade sor, de ona, bu yok. Ona sor. Bana sorma. Ahmet araba kullanamazdı o zaman. Bir şey yapamazdı. Ona sor. Ahmet'e yardım eden şoför. Ben onun için de uğraşırım. Mehmet Ali buna telefon ediyor. Bu kaçırıldı diye bağırıyormuş. Telefonun ekranına bakmadan Mehmet Ali'nin aradığını ne biliyor? Hangi bir telefonla Nazmiye'nin kaçırıldığını
kaçırıldığını nereden biliyor? Havası çıktığı kadar telefonda bağırıyor ya. Evladımı Nazmiye diyor. Benim gelinimi Seyfettin öldürdü diyor. Ahmet tuttu sopayla Seyfettin kafasına vurdu diyor ya. Sopayı ben bundan duydum. Ahmet suçunu kabul etti poliste, savcıda, mahkemede. Sonra yapmadık etmedik diyordu mahkemenin başına. 11. ayın sonunda işte karar kesildi, imzalandı. Demedi ki ben de yapmadım da çıkmadı diye bir şeydi. Mahkeme 6 ay sonra başladı. Ahmet itiraz etmeye başladı. Kabul etti suçunu. Yengemin atıldığı yeri gösterdi. O zaman almış. Doğru söylüyor yani. Doğru söylüyor. O zaman sen doğru yani bu cinayeti üçünün işlediğini düşünüyorsun. Düşünüyorum. Bu... Ahmet suçunu itiraf ettiği takdirde bu arabayı da net olarak vermeliydi. Tutulduğu yeri de net olarak vermeliydi. Yemek götürdüğü günü de net olarak vermeliydi ki o dosyaya geçmeliydi bu. Genel mahkemenin beraat kararının altında da bu senin dediklerin yatıyordu zaten. Yargıtan şu ifadelere bakar. Kardeşim bunlar bir dolap çeviriyorlardı. Seni köye gönderdiler. Annem diyor ki bunlar gece eve gelmedi. Bunları arka arkaya bağladığın zaman sen de demek ki o an ya baban sana öyle söylediği için ya da başka bir şekilde sen bu cinayete işlediklerini inanmışsın, düşünmüşsün. Yoksa şu ifadeyi vermezdin sen de abinle baban için. Artık inanmıştık. Peki şu an niye diyorsun o zaman babam yapmamıştır, Hasan ya, Şükrü yapmamıştır? O zamanda yapmış olabilirler. Şu anda inanmıyorum. Bir gün sonra savcı da diyorsun ki beni zorla gönderdiler. Seyfettin sen köye git dedi abim bana. Ben de kendisine siz neredesiniz? Benim burada durmamın ne sakıncası var dedim. Kendisine nerede olduğunu sorduğumda biz babamla polis karakolunun önündeyiz dediler. Ben görüşmeden sonra taksiyle birlikte köye çıktım. O akşam ne babam ne abim ne de Hasan Şükrü köye gelmediler. Sabah olunca tekrar Akçabat'a indim. İndiğimde saat 8 sıralarıydı. Direkt olarak eve uğradım. Annem, kardeşim Mehmet Ali, Ahmet babaannem vardı. Babam ve Hasan abim evde yoktu. Anneme babam ve abim Hasan Şükrü'nün nerede olduğunu sorduğumda annem bana hitaben bu gece her ikisi de eve hiç gelmediler dedi. Bunun üzerine telefonla babamı aradım. Babam bana yengemin kardeşi Mustafa Güner'le tartıştığını, Hasan Şükrü'nün yanına gitmemin daha uygun olacağını, abimin Mustafa'ları dövmek isteyebileceklerini söyledi. Bana polis karakolunun önünde olduğunu söyledi. Abimi aradım, onun yanına gittim. 15-20 dakika birlikte oturdum. Neredeydiniz bu akşam diye sorduğunda beni tersledi, tuhaf tuhaf baktı. Halinden kafasına bir şeyler düşündüğü belliydi. Çünkü kafasını ellerin arasına almış düşünceliydi. Ben bu gece hiç gözümü kapamadım dedi. Doğru, görüşmeyi yaptım. O zaman yoklardı bunlar yani gece. Hatta ben evde görmedim. Ali Yaşar diyor ki neden 22.30'da aradı? Demek ki köyde değildi, neredeydi cinayetin işlendiği gün diyor. ...17 yaşında Esenler Menderes mahallesinden kayboluyor. Cumartesi akşamı saat 19 civarında ablasıyla beraber evde otururken bir anda çıkmış gitmiş. Ablası Zeynep evden çıktığını fark etmiyor. Onun da evden çıkarken üzerinde yeşil bir tunik, lacivert bir kot pantolon... ...ayaklarında da pembe spor ayakkabıları varmış. Başında da koyu yeşil bir şal evet, olduğunu doğru. düşünüyorlar. Zeynep kendisini ifade edebiliyor ama adresini tam olarak bilmiyormuş. Onu da kaybolduktan sonra Esenler Yüzyıl mahallesinde gördüğünü söyleyenler olmuş. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet, bugün diğer abi Mehmet Ali de aramızda. Seyfettin ve Mehmet Ali şimdi yan yana oturmuşlar. Ahmet karşıya geçmiş. Şimdi efendim, Ahmet hafta sonunda ikinci kere diyeyim değil mi yani hayatında ikinci kere mi oluyor? Yengenin bulunduğu yere gittin. Daha evvel hani polise gösterdikten sonra hiç gitmiş miydin oraya? Hiç gitmemiştin. Buraya gitti. Biz mesela bunu Mehmet Ali'ye önerdiğimizde Mehmet Ali demiş ki yani ben orayı bulamam. Şimdi hiç gidip de yani oralarda da oyalanmayalım. Ben gidip orayı bulamam. Ben de şimdi orada bulamayınca bu da Ahmet'in yalan söylediğini daha da ortaya çıkarır değil mi Mehmet Ali yani? Evet, gerçekleri öyle. Konuşuyoruz artık. Artık aileden olduk. Biz bize konuşuyoruz. Mehmet Ali gitmedi ama Ahmet gitti. Bakalım Ahmet kolay buldun mu orayı? İzleyelim görelim. Ahmet Çam'la beraber Vakfı Kebir'deyiz. Ahmet Çam yer gösterdiği günü bize anlatacak. Polis karakolda biraz ileride zaten. Biz Akçabat'taydık. Mehmet Ali, ben, Seyfettin abim. Emniyetten abime dediler Mehmet Ali abime ki Hasan Şükrü'yü çağırın gelsin. Vakfı Kebir'de bir kadın cesedi bulundu. Onu teşhis edecek Nazmiye midir değil midir diye. Abimi de aldılar işte Vakfı Kebir'e getirdiler. Biz
Akçabat'taydık. Evde akşam oldu işte. Ali Yaşar, Nebiye Çam, Yusuf Karabulut. Onlar da Vakıf Kebir'e gittiler arabalarla beraber. Biz de gidecektik de arabada yer olmadığından biz Akçabat'ta kaldık. Yengem mi ölü bulundu yoksa bir başkası mı diye. Ali Yaşar Çam'ı da almışlar içeri. Ondan irtibat kuramadık. Nebiye Çam'ı aradık. Ondan diyalog halindeydik. Yengemin Vakıf Kebir'de girişinde ölü olarak bulunduğunu söylediler bize. Mevkiyi onlardan öğrendik. Nebiye Hanım'la konuştunuz? Nebiye Hanım'la konuştuk da ondan sonra Akçabat'a tekrar geri geldi bunlar. Yerin işte Akçabat'a geldiklerinde o zaman öğrendik onlardan. Vakıf Kebir girişinde dediler bize. Tabelanın yakınlarında dediler bize işte. Yani yol gibi bir yer iniyor dediydiler. Nebiye Çam da söyledi. Yusuf Karabulut da söyledi. Anneniz de ve diğer hani Seyfettin ve Mehmet Ali de bu anlatılanları duymuş olması lazım. Duydu. Pazar sabahı 5'te emniyetten geldiler, evi aradılar, bizi emniyete aldılar. Zaten Hasan Şükrü ve Ali Yaşar Çam emniyetteydiler. Sonra bir tek seni mi aldılar evden? Yok. Seyfettin abimi, annemi de aldılar. Mehmet Ali abimi aldılar. Daha önce Akçabat'a götürüldün evet, değil mi? Evet. Önce Akçabat emniyetindeydik. İfademiz bittikten sonra aldılar bizi Vakıf Kebir emniyetine. Burada da ifade almaya devam ettiler. Şimdi burada bütün kardeşler olduğu için daha rahat sorabiliriz. Hep şöyle bir ifade kullanıyorsun. Gizli bir ifade kullanıyorsun. Yani işte Nebiye halam, şu bu. Şimdi isimleri artık aklına tutamıyorum. Bize söyle, yani anlatlar bize. Evet. Diye. Kimler var orada? Mehmet Ali abim var, Seyfettin abim var işte. O zaman size de halalarınız hani Akçabat çıktı, evet, tabelanın orası mı dediler? Biz haberler bunu geldi Müge Hanım. Hı? Yani gidip cesedin Nazmiye'ye ait olduğunu, işte geldikten sonra işte polisten bir takım bilgiler aldıklarını söylediler. İşte kafasına vurularak öldürüldü, deniz kıyısına atıldı. Tamam. Ya, ama hangi deniz kıyısı yani? İşte söylediler işte deniz kıyısına işte böyle yola yakın dediler işte. Yola yakın hemen böyle alınıp atılacak şekilde yani yoldan belli bir mesafesi yok. Hı. O şekilde söylendi. Ya, hayır şimdi hayır Mehmet yani da, onları anlatınca hani Nebiye halan anlatınca senin kafanda orası canlandı mı? Bildiğin bir yer mi burası? Hayır. Ha? Hayır mı canım? Ama şimdi nasıl üçünüz beraberdiniz. Yani Ahmet sizden daha mı akıllı? Yani şimdi sizin kafanızda canlanmıyor. Onun nasıl canlandı orası? Orasını bilemeyeceğim Müge Hanım. Anladım. Yani o zaman daha zeki sizden. Mesela yani aynı şeyi duyuyorsunuz. Ya farklı bir şey düşünmüş olabilir. Ne düşündü onu da bilmiyorum. Hı-hı. Polislerle arasında ne geçti? Ondan polislerin arasında. Anladım. Yanında değilim ki. Diyeyim ki fakat şöyle ondan böyle yap- ilk defa bahsediyor Ahmet. Bu konudan ilk defa röportajında bahsediyor. Ya şimdi bahsediyor. Bir de şöyle bir şey var Müge Hanım. Her şeyi konuşuyoruz, anlatıyoruz. Her şeyde yalancı oluyoruz. Diyorlar ki biz polisten hiçbir şey alıp gelip bunlara söylemedik. Ya şunu bile söylediler. Nazmiye'nin daha yeni öldürülüp oraya atıldığını, vücudunun daha sıcak olduğunu, yani polisler onu bulduğunda işte üzerinde delil arıyorlar ya. Hı? Orada daha sıcak vücudunun mı? Sıcak olduğunu peki, söylediler. Bir şey soracağım Mehmet. Mesela ben bilmediğim için soruyorum sana. Gerçekten bilmiyorum. Tabii buyurun. Ama. Yani mesela bir ceset bulundu sıcak. Sence kaç saat önce öldürülmüştür? Yani sıcaksa en fazla oraya atılması, bir de soğuk hava, hı? Oraya atılması demek ki atıldı bir saat, bilemedin iki saat içinde buldular onu o zaman. Bak ben de aynı şeyi söylerim seninle. Yani bunun şeyini bilmiyorum. Yani tabii vücudu bir sıcaksa, anlamını bilmiyorum. Vücudu sıcaksa. Vücudu sıcaksa yani benim de aklıma derim ki o zaman çok yeni. Şimdi kaçta bulundu Nazmiye? Tam saatini hatırlamıyorum ama akşamüstüydü Müge Hanım herhalde. 4 gibi değil yani mi? Benim hatırladığım 4 4 civar, 16'da yani bulundu. Hı hı. Şimdi bulundu, size de polisler dediler ki daha da sıcaktı bulunduğunda. Yani oraya gidenlere dediler, heh, bize işte, değil. Tamam, gidenlere dediler. Evet. Gidenler de size söylediler. Evet. Şimdi gidenler de dediler ki Nazmiye bulunduğunda sıcaktı. Sen de diyorsun ki sıcak olduğu için benim aklıma birkaç saat önce öldürülmüş gibi gelir. Benim de aklıma öyle gelirdi. Bak tamamen bilinçsiz bir vatandaş olarak sonuçta söylüyorum. Sonuçta bir de dışarı peki, yani. Peki o zaman Ahmet 12 saat önce öldürüldüğünü nereden biliyor? Çünkü 16'da bulunuyor. Ahmet ifadesinde diyor ki sabah 4'te öldürdük oraya attık diyor. Demek ki 12 saatlik bir sıcak eğer polisler hala sıcak olduğunu söylüyor. Hava da sıcak, hava da soğuk. Hangi aydı bu? Bulduğumuz Kasım evet ayı. Hani hava da soğuk, hala sıcakta deyince benim de aklıma demek ki öldürdüler oraya attan gelir. Sizce Ahmet gece sabah 4'te öldürdü nereden biliyor? Bak çok güzel bir şey anlattın. Madem bütün bilgileri halasından aldı. Halası polis falan daha sıcaktı dediğine göre bunun demesi lazım ki biz 12'de öldürdük attık. Hani şey yapacak ya. Peki gece öldürüldüğünü nereden bildi o zaman? Şimdi sabah 4 ile beraber akşamüstü bulunmasında onu da bilmiyorum yani. Çünkü 12 saat geçmiş.
Bak sizde daha sıcaktı diye anlatmışlar falan filan. Sen de 16'da bulundu. Hani demek ki 12'den sonra öldürüldü diye düşünmem lazım. Peki bu çocuk nereden biliyor o zaman sabaha karşı öldürüldüğünü? Ki o sırada yine altını çiziyorum. Yani. Bunu devlet de bilmiyor. Devlet bunu 3 sene sonra İstanbul Adli Tıp'a başvuruyor. 4. senesinde İstanbul Adli Tıp'tan yanıt geliyor ki bu sabaha karşı öldürülmüştür bu kişi diye. Alınan bulgulara göre, hesaplamalarımıza göre sabaha karşı diyor. Yani devletin bile 4 yıl sonra öğrendiğini, sizlerin orada daha ceset sıcaktı falan, demek ki birkaç saat önce öldürülmüş diye anlatılanlar, konuşulanları, Ahmet nasıl doğrusunu biliyor? Polis de bilmiyor ki o sıra. İşte onu bilmiyorum diyorsun ya. İşte onu bilmiyorum dediğin nokta, işte dönüyoruz Ahmet'e bakıyoruz. Ahmet biliyor. Ahmet, çocuklar, yani arkadaşlar, Allah aşkınıza, yani nereden bilebilir, bana dönüp bakmayacaksınız, ona dönüp soracaksınız. Ya Müge Hanım, şimdi işte ben sonuna Ahmet, kadar... Sorayım, Ahmet, nereden bildin 12 saat önce, 10-12 saat önce öldürüldüğünü? Buna cevap ver. İfadeni verirken bu şekilde 12 saat önce öldürüldü veya sabaha karşı öldürüldü diye sen bunu kendi isteğinden mi söyledin? Hı? Yani sabaha karşı 4'te öldürüldüğünü demediler mi bize? Biz öyle duymadık mı? Kim dedi? Ha? Duymadık mı? Ortalığı zaten bu şekilde karıştırmalarının sebebi bir nevi de onlar. Gelip işte kafasına sopalan vuruldu. İşte deniz kıyısına falan yere atıldı. İşte yola yakın, işte hemen yolun kıyısına. İşte daha vücudu sıcak olduğunu söylemelerini. Ama biz derken ki bir şey biliyorsanız bu işe karışın. Bilmiyorsanız ortalığı karıştırmayın. Demek ki bu iş böyle oluyormuş demek ki. Mehmet Ali bak dün polis... Rahmi Bey'e çok güzel bir şey söyledim. Soruşturmayı yürüten polis zarf atar. Zarf attı tamam demek mı? Ki. Zarf atar. Ya tutarsa der. Anlatabiliyor muyum? Polis size ceset sıcaktı der sana. Sen olayla ilgin yoksa 12'den sonra işte öğlen öldürüldüğünü düşünürsün. Bulunduğundan birkaç saat önce düşünürsün. Ama bu işin içinde olan varsa, tamam mı? Anlatırken o vücut sıcaktı da dese, bilmem ne de dese, biz sabaha karşı attık der. Yani şimdi bir de artık şimdi bütün burada hepsini konuşuyoruz. Ben şimdi burada polisin sorgulama tekniğini anlatacak halim yok. Polis zarfını atar. Polis söyler. Polis size her söylediği doğru da değildir. Elbette. Ama sen yemezsin onu, o yemi. Birisi yer. Şimdi Ahmet'e polisin bunu sabah 4'te demesine imkan yok. Neden yok? Çünkü devletin giden oradaki doktoru savcıyla beraber dememiş gibi 12 saat önce ölmüş. Yani biliyorsa daha ölüm katılığı yeni oluşuyor demiş. Biliyorsa da dememiştir onu bize. Anlatabiliyor muyum yani? Biliyorsa da dememiş. Yok yok, siz bilmiyorsunuz ama raporda var. Ben bilmiyorum demiş. Kafasında kurşun izine benzeyen bir şey var demiş. Daha sonra o tornavida deliği çıkmış ama doktor verdiği raporda kafasında bir delik var demiş. Mesela o deliği işte yani Ahmet şimdi mesela... Tam olarak tornavida deliği dedikleri kafasında mı, bacağında mı? Orada da var, bacağında kafa, da var, kafasında da var. İki tane var. Yani ne bileyim, herkes ayrı bir şey diyorum. Ben rapora bakarak İnsan söylüyorum. Ben orada değildim. Ben rapora göre konuşuyorum. Mühim olan doktorun bile kurşun deliğine benzettiği şeyi Ahmet, biz arabadan bir de tornavida aldık deyip nasıl tornavida olarak anlattı. Kurşun deliği de çıkabilirdi. Yani lütfen siz de, yani kardeşsiniz, çok iyi anlıyorum, onu korumak istiyorsunuz. Ben de istiyorum ama bu şekilde koruyamayız onu. Bak ne diyorsun? Anlattı halalarım diyor. Vücut daha sıcaktı dedi diyor. Sen sabah 4'ü nereden çıkardın? Söylediğim gibi. Müge Hanım. Şimdi akşamüstü bulunan... Ne söyledi? Müge Hanım, şimdi akşamüstü bulunan bir ceset. Sabaha karşı oraya atılmış olsa akşamüstüne kadar onu orada hiç mi kimse görmedi ki akşamüstü bulundu? Sabaha karşı... Görmemiş çünkü bak nereye atılmış işte. Nereye atılmış? Ahmet orayı gösterecek bize tekrar. Sevdin abimi, annemi de aldılar, Mehmet Ali abimi aldılar. Daha önce Akçaabat'a götürüldün değil evet, mi? Evet, önce Akçaabat Emniyetindeydik. İfademiz bittikten sonra aldılar bizi Vakfıkebir Emniyetine. Burada da ifade almaya devam ettiler işte. Emniyetten dediler bana, yeri göstereceksin bize, yengenin atıldığı yeri. Tamam dedim ben de. Ama hiç bilmiyorum ben orayı nasıl göstereceğim gibi bir şey aklına gelmedi mi? Söyledim ama yani öyle dediler, ne bileyim. O gün arabaya bindin, neler yaşadın? Bunları bize adım adım anlatır mısın? Tabii.
Emniyet sağ tarafımızda kaldı. Buradan nereye çıkacağız? Vakfı Kebir'in girişine. Buradan Vakfı Kebir'in girişine kadar dümdüz mü ilerliyoruz? Evet. Sol tamamen deniz, belirgin hiçbir nokta yok. Sağ taraftaysa tamamen evler var. Sen o gün nasıl çıkardın Ahmet bu yolu? Polisler götürdü beni denilen mevkiye. Mevki neresi? Ben geçtik mi burayı, ne bileyim. Şu anda çıkartamadın mı Ahmet bölgeyi? Geçtik orayı. Buralar mıydı? Evet. Vakıf Kebir'den çıktık, dümdüz bir şekilde buraya kadar geldik. Geldik. Peki olay yeri neresi Ahmet? Olay yeri şurası. Polislerle beraber biraz ileri gittik, orada indik, karşıya geçtik. Tam polisleri götürdüğün noktayı bizi de götürür müsün, oradan karşıya geçelim? Ahmet, nasıl orayı geçtik diyorsun? Nereden biliyorsun hakikaten? Bak, ben bu bandı en az 50 kere izledim. Ben bulamam. Yani nereden oraya geçerken işte burası geçtik diyorsun? Yani orada öyle halen de daha belirgin bir şey yok. O yüzden Mehmet Ali diyor ki ben gidince bulamam. Çünkü yok, hani orada atıyorum yanında Luna Park olsa, Luna Park'ın yanı diyelim mesela. Parz-ı Mahal. Yok gibi yani. Sen nasıl geçerken dümdüz sahil, nasıl burası diyebiliyorsun? Vakfı Kebir'in girişi orası işte Müge'nin. Vakfı Kebir'in girişine geldiğini nereden anladın? Tabela var ya orada. Tabela? Evet. O tabela hep orada mı duruyor? Başka çünkü onun için, hayır, yolu falan yeni yapmışlar bu 6 sene. Tabelayı ne zaman yapmışlar? Şimdi şöyle Müge Hanım, şehir merkezine girerken çıkarken böyle tabelalar var. Evet. O her zaman orada. Yani hangi tabelayı görünce anladığını ben merak ediyorum. Bak şimdi burada yolda gidiyoruz ya, hangi tabelayı görünce sen aha da burası dedin? Biraz daha öne gelmeniz lazım. Yani şurayı görmen için hangi tabelayı görünce anladın? Vakfı tabelası var ya orada. Nerede var vakfı gibi tabelası? Bak şu büyük. Ha? Büyük. Bak, az ileride. Az ileride. Böyle şeydi mi? Ya yüksekte duran var bir tane. Tamam, bakın, gösterin. Bakın şu ileride. Geçti ya. Oray. Geçti. Biraz daha geriye gelelim. Bak şu ileride Müge Hanım, bakın şu ileride görünüyor. Şu tabela. Evet. O tabela hep var mı orada 6 senedir? Yani 6 yani sene önce de var mıydı o tabela? Sürekli evet. Durur orada sürekli. Müge Hanım. Yok tabii Müge Hanım. Orada yani vardı o. Öyle şeyleri koydular. Vakfı Kebir tabelası var orada. Vakfı Kebir nüfus yazar oraya. He. Nüfusu belirtiyor. Hayır, şu mavi tabelayı görünce mi Nazmiye'nin öldürüldüğü yer orası diye hatırladın? Yani şurayı görünce mi anladın? Yok. Vakfı Kebir tabelası. Nerede Vakfı Kebir tabelası? Daha ileride mi? Devam mı edelim? Yok, Vakfı Kebir tabelası bu tarafta, o değil. Yani ne daha geride abi mi kaldı? Köprünün geride yanındakini mi diyorsun? Hangisini söylüyorsun canım? Söyle işte bak. Şu şurası değil mi Nazmiye'nin bulunuyor? Hmm. Sen burayı nereden anladın? Ahmet, neredeki tabelayı diyorsun sen? Hangi tabeladan bahsediyorsun? Müge Hanım. Tabela bu tarafta kalıyor. Gelin birazcık daha geriye, o da var. Gel 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 gel. Şimdi burası bak, biz bir tık ileri giderseniz. Şimdi burada böyle gidiyoruz. Yani burada da yol gidiyor. Hangi tabeladan sen orası diyebiliyorsun? Yani sen anlat ki biz anlayalım. Müge Hanım, Vakfı Kebir tabelası bu tarafta kalıyor diyorum. Görünmüyor şu anda. Geri gelin biraz. Deniz tarafında mı? Evet. Gelin biraz daha geriye. Gerisi mi burası? Tamam, devam edin. Biraz daha geriye geriye. Açıya girmiyor galiba. Burası girmiyor, değil Müge Hanım. Şimdi böyle gitmişsiniz siz. Hayır Müge Hanım. Ha. Terse gidiyor şu anda. Şu an terse gidiyor işte. Tabelayı bulalım diye. Akçaabat'tan Vakfı Kebir'e döneceksiniz. Ya buralara kadar gitmeyin. Şimdi sahildeyiz ya. Bak bandı bırakalım. İlerlesin bir. Normal haline ilerlesin. Okuyun. Normal okuyun bandı yani. Normal. Sesini de. Dur. Geçti. Bu tabela değil Müge Hanım. Niye Betere'den okumuyorsunuz? Şuraya gelirken hangi tabela? Tabela nerede kalıyor Ahmet? İleride mi, geride mi? Şurada da sahil kenarında. Sahil kenarında ama ileride mi, geride mi? Geride. Ne? Bak şimdi şuradayız. Sol tamamen deniz, belirgin hiçbir nokta yok. Sağ taraftaysa tamamen evler var. Sen o gün nasıl çıkardın Ahmet bu yolu? Polisler götürdü beni denilen mevkiye.
mevki neresi? Ben keştik mi burayı, ne bileyim. Şu anda çıkartamadın mı Ahmet bölgeyi? Keştik orayı. Buralar mıydı? Evet. Vakıf kebirden çık. Hangi tabeladan bahsediyorsun? Şu direğin yanındaki olan direğin var ya. Direğin yanında. Şunu görünce mi anladın orası? Ha? Nasıl? Şu tabelayı görüyor. Hayır yok. Müge Hanım. Karşısında. Şu Müge Hanım bakın şu tabela Vapı Kebir'in işte nüfusunu söylüyor. Tamam. Nazmiye nerede şimdi yani? O tabelanın neresinde Nazmiye? O demir parmaklıklı yer var ya. Hayatım. Ahmet'im seni şöyle rica etsem. Tabela orada. Nazmiye nerede? Biz bilemiyoruz oraları. Sen bildiğin sor. Tabela orada. Siz şimdi geriye döndünüz değil mi arkadaşlarla? Geriye mi döndünüz? Nasıl? Tabela orada. Nazmiye nereye de atıldı? Dediler işte Müge Hanım. O demir parmaklıklı yerler var ya. Hı. Oradan aşağı atılmış dediler. Yol gibi bir yer iniyor dediler. Denize doğru. Yani tabelayı geçer geçmez mi? Yok tabelanın oralarda dediler. Tabelanın orası? Evet. Tamam bakalım tabelanın orası mı şimdi burası? Devam edelim. Vakıf kebirden çıktık dümdüz bir şekilde buraya kadar geldik. Geldik. Peki olay yeri neresi Ahmet? Olay yeri şurası. Polislerle beraber biraz ileri gittik orada indik karşıya geçtik. Tam polisleri götürdüğün noktayı bizi de götürür müsün oradan karşıya geçelim? Burada bir yerdeydi herhalde. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyordum. Buradan peki nasıl karşıya geçtiniz? Burası yürüme, bir otoyol. Yürüme geçtik. O gün polislerle geldiniz. Araç karşıda durdu. Evet. Siz buraya geldiniz tam bu noktaya. Buradan nasıl gösterdin Ahmet? Yani polisler geldi burada. Dediler şuraya mı attınız? Hı-hı. Hayır dedim. Hı-hı. Yani o... Halam onların tarif ettiğim mevkiyi aklıma getirdim. Tabelanın orası dedi sana insanlar. Sen de ona göre kafanda canlandırdın. Evet. Peki polislere burası değil neresi dedi? Bir dur Ahmet nasıl atıyorsun kafadan? Geç otur yani. Hakikaten atıyorsun kafadan yani. Yani at kafadan bilgi yarışması. Orada tabelanın orasıydı. Halamların dediği yer aklıma geldi. Ama halamlar bu... dediler ki orada bir tane Akçaabat şeyi var. Tabelası var. Oradan da aşağıya bir yol ediliyor. Nazmiye de oraya atıldı dediler. Senin halanlar buraya geliyor hiç iki kelimeyi yan yana getirip bir soru soracağım. 5 saatte anlatamıyorlar da. Seni nereden karakolun bahçesine hemen gördüler de burayı tarif ettiler? Niye gelince bana hiç anlatamıyorlar bir şey? Yalandan kim ölmüş ki? Yani Müge Hanım yengemin atıldığı yerde dediğim gibi bu demir korkulukların olduğu yer dediler. Hayır niye burası değil çocuğum yani? Polis sana diyor ki burası mı? Ben eğer bilmiyorsam polis de beni zorluyorsa ama burası derim ben yani. Hayır sen diyorsun ki burası değil. Bak arkadaşa diyorsun geçtik oraya. Burası değil yani. Neden Ahmet orası değil? Bana şöyle anlattı. Buraya kadar getirmişler Ahmet'i zaten. Göstermişler demişler burası mı? Hı. Ahmet zaten buradan baktı mı o tarafta görünüyor yakın yani. Aşağıya... Ama neresi olduğunu bilmezsen nasıl görebilirsin Seyfettin? Aşağıya attık demiş ifadesinde. Demez. Aşağıya buradan attık. Aşağıya doğru da yol iniyor dedi Müge Hanım. Yol iniyor dediler. Buradan bir yerde denize inilir de bir patika yol gibi bir şey iniyor dediler. Peki bu noktayı nasıl buluyor sence? Polis getirmiş onu buraya. Öyle söylüyor kendisi. Ya öyle söylüyor aynı be kardeşim. Ben polisin sana bundan evvelki baraka tutanağını da okudum değil mi? Evet. Baraka tutanağını bizi götürdü yalan söylüyor demişler. Savcıyı aramışlar yani ne yapalım evet. diye. E tamam sonradan da dönüşte burasın demişler. Gene geçtik falan demiş burayı durdurmuş. Polis eğer buna zorla bir yer gösterme yapacak olsa barakada niye bu adam yalan söylüyor diye tutanak tutsun savcı arasın? Müge Hanım şimdi oraya şöyle bir değineyim ben yani Ahmet... Gel sen otur yerine de. Tamam Ahmet götürdü bir barakaya. Hı. Yani burada polis de dedi burada böyle bir şey tutulmaz o bile geldi Akçaabat'ta götürmüş. Hı. O bile geldi kulağıma Akçaabat'ta. Yani bilmiyorum yani Müge Hanım polis Ahmet'e yer göster bize nerede tuttunuz? Tamam. Ahmet de bildiği bir mekana götürdü onları. Götürmüş. Şimdi eğer polis de ona zaten hani yer gösterip bu işi başından savsaklamak istese... Evet. ...burayı gösterdi der. Evet. Tutanağına da yazar. Ama polis öyle yapmıyor. Ona inanmıyor. Diyor ki burayı bize her ne kadar gösterdiyse de doğru değil. Bu yalan söylüyor diyor. Çünkü biz gittik baktık orada örümcek ağları var diyor.
Tamam. Tutuyor, savcıyı arıyor. Özlem Hanım sanırım. Diyor ki, sayın savcım bize götürdü bu götüreceğim diyor ama götürdüğü yer doğru değil diyor. Ne yapalım diyor. Bunun üzerine savcı diyor ki tamam siz onu tekrar karakola geri getirin ben bir daha konuşacağım diyor. Getirirken yolda Ahmet diyor ki gençlik işte attığımız yerde burasıydı. Ya nasıl oluyor şimdi Müge ama Hanım? Ama onu doğru yazan adam sonrasında seni niye yanlış yazdı? Seni Akçaabat'tan Vakfı Kebir'e mi götürdüler yeri göstermek için? Akçaabat'ın merkezinde mi gösterdin yer? Vakfı Kebir'e mi gittiniz? Vakfı Kebir'den geçtik. Ya burayı demiyorum sana. Akçaabat'ta senden ifade aldılar ya. Bir yer göstermişsin. Bir ev mekanı gibi bir yer. Vakfı Kebir'den geliyorlar. Vakfı Kebir'den. Vakfı Kebir'den Akçaabat'a mı geliyorsun? Evet. Vakfı Kebir'den ilk geliyor o barakaları gösteriyor. Barakadan dönüşte tekrar Vakfı Kebir'e giderken yani yolunun üzeri o burayı burada durdurtuyor. Diyor ki buraya attık. Yani şimdi eğer gerçekten polis yani işi başından atsın diye çünkü başka niye yapsın? Bir tane oraya baraka bir de yer gösterme yazmak için bunu yapacak olsa barakayı gösteremedi diye orada tutanak tutup savcıyı aramaz. Evet. Burası der, yazar gider. Ondan sonra tamam, da eğer sizin düşündüğünüz doğrusu gibi polis ona zorla Ahmet'e burasını diye gösterecek olsa ne yapar? Burası der, olur biter. Ama bakın araştırma tutanağı düzenlemişler. 3 tane polis memuru. Arkadaşlar okuyun bunları ama. Okuyun ki Ahmet size bir şey söylediği zaman siz de Ahmet'e Ahmet bak sen yalan söylüyorsun diye bilin. Yani bunu siz aranızda okuyacaksınız. Şimdi Ahmet size diyor ki polis bana orayı göster dedi. Siz de diyorsunuz ki aa polis göster dedi. Ama yapmamış. Allah'tan o baraka içinde bunu tutmuş. Bunu tutmasa yine Ahmet'e bir inanacağım bir tarafımda. Ama şimdi Müge Hanım, inanamıyorum yani. Size şöyle bir şey diyeyim. Hı. Ahmet yer tespiti yapıyor. İmzalanmamış bir de. İmzalısı dosyada. İmzalısı dosyada. Farklı. Avukat imzalısı var mı? Avukat tabii ismi ki göremiyorum. Ha, pardon pardon. Avukat ismi göremiyorum. Onu bizim, yok, benim gözüm görmüyor diye benim yok için büyük yazmışlar. Avukat ismi göremiyorum. Ya Ahmet'in yanında bir avukat. Ya. Değil, yer göstermede avukat olmaz zaten. Yer göstermede olmaz o. Savcı imzası yok. O da yok. Polisin vardır. Demek polis de bazı şeyleri eksik yaptı. Şu evet. Ya, şu kağıttaki, bazıları şu çok kağıtlarda Ahmet'in ifadesi verdi tamam. Ahmet bu suça iştirak etti Ahmet'in diyorum. Ahmet'in bir şey söyleyeceğim sana. Seyfettin'cim bir şey söyleyeceğim. Şimdi buradaki dosyadaki bazı şeyler çok silik. Üzerleri çizilmiş ben okuyamıyorum burada yayında. Evet. Onu da arkadaşlar bana bu önemli olduğu için bilgisayardan yazmışlar. Şimdi söylüyorlar o bu. Onun aslında sana versinler altında polisin de imzası var. Hepsinin de imzası var. Hayır tabii ki. Yani onunla onun işin alakası yok. Sen onu bırak. Sen orada polisin imzasını bırak. Sen Ahmet'e bu niye böyle yaptın yani, be? Bu örneği tamam, imzalı örneği, örneği yer gösterme. Evet. Savcı mutlaka yanında olması lazım. Yer gösterme yapıyorlar. Hayır hayır. Ay, tamam İktidalı ya. Polis defakatında yer gösterme. Tamam işte bu bekliyor daha duruşma devam etsin. Sen şey yapıyorsun. Yer göstermede, olay yeri incelemede savcının bulunmasına kardeşim, gerek savcı yok. Savcı da gelsin. Ben böyle bir şey yapsam savcı avukat da yanımda olsun. Yeri de göstereyim. Tutulduğu yeri de göstereyim. Ben isterdim kardeşim. Ben de neler istiyorum bir bilsen ama işte olmuyor yani. Hepimizin peşine de birer tane savcı, hakim, polis takacak kadar şey yok. O zaman nasıl yaşayacağız? Üç kişiden birinin polis, üç kişiden birinin savcı olması lazım. Bunca olayını siz takdim ettiniz savcılara, polislere ki böyle yapın diye. Devam şimdi edelim siz şu anda, devam edelim. Ben yapmış olsaydım, ben göstermek isterseydim. Sizlere burası değil, neresi dedin? Onu gösterir misin? Neresi dedim. Şuralarda bir yerleri gösterdim işte. Aşağıya da indiniz mi? Evet, indik. O akşam duvarın dibine atıldı dediler. Ne bir yanımlar söyledin evet, onu? Evet. Buralarda bir yerleri gösterdim işte. Ne bir yanımlarla konuştuk, diğer insanlarla konuştuk. Kesinlikle böyle bir şeyi bilmediklerini, hani bunu hiç duymadıklarını, bu kadar tarif etmediklerini sana söylüyorlar. Ben o zaman nereden biliyorum? Bunlardan duyduk yani. Burayla tabelanın arası yaklaşık 200 metre bir uzaklık. Buralardan da aşağıya inilebilir ama. Artık kaç tane iniş yolu var orasını demediler bize yani. Tamamen tahmin etti. Tahmin. Ve tuttu. Artık tuttu yani. Ya gideceğim. Bu pazar mı seçim var? Evet. Bu pazar değil. Yani Ahmet biz senle biz bir gidelim oraya ya. Gel sen beni de bir götür.
Abicim, şu deminki görüntü çok güzel. Pınar'ın, hani şuradan bak şimdi. Yani üçünüz birden böyle hani hesaplayıp beni çıldırtmak için gelmediyseniz eğer, birinizden birinizin değil mi olayı ayması lazım yani. Şimdi burası başlanılan yer. Buradaki o Akçaabat tabelası 200 metre ötede. Burada da bir tane demir var. Senin kardeşin diyor ki inip aşağıya, buradan indik buraya attık diyor. Ne tesadüftür ki doğru çıkıyor. Evet, tam da kızcağız buraya atılmış. Ya buradan çıkıp baktığın zaman Akçaabat tabelasından buraya gelene kadar aşağıya ineceğin 20 çeşit yer var. Nasıl burası? Attım tuttu diyor. Ya nasıl olabilir ya? Arkadaşlar nasıl olabilir yani? Yani tamam, kardeşinizi koruyalım. Ben hukuken koruyayım diyorum. Rami Bey vasıtasıyla diyorum. Ben de sonuçta şey değilim yani. Hukuken yapabileceğimiz bir şey varsa, avukatlık bir işimiz varsa biz koruyalım diyoruz. Ama şimdi bu anlattığının da doğru olmadığı da ortada ama yani şimdi kim kimi kandırıyor? Burada tabela var. Tabela o sizin dediğiniz gördüğü tabela burası. Oo, oraya kadar aşağıya ben istediğim her yerden inerim. Ama ne tesadüf, gidiyorum. Geliyorum oraya. Bir de mesela aşağıya iniyorum. Bu Nebi Halan mıydı senin? Nebi Halan ne kadar ayrıntılı anlatan bir kadınmış. Hani aşağıya indiğinde sağ taraf diyor, sen orayı gösteriyorsun. Mesela sol tarafta aklına gelmiyor. Sola bir de solu var. Ama şimdi Müke Hanım şöyle bir şey var ki. He, bakın şuradan. Ya bir şey söyleyecek olduğumuz zaman niye araya giriyorsun? Kaç yer var da ya, Müke Hanım. Duvar diyor ama duvar. Duvar. Buradan öteye duvar var. Bir göstereyim bakayım ya. Ya, tamam, bu da illa bir yer gösterip polislerden kurtulmak istedi. Gördü orada duvar var. İşte tabelada az ilerisinde, az daha Vapı Kebir'e doğru, tabelada orada. İşte bir duvar da var orada. Mehmet Ali, sana bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir analitik zeka gerektirir ya, biliyor musun? Nasıl analitik zeka, Müge çok Hanım? Çok büyük bir analitik zeka gerektirir. Yani duvarın dibine atıldığını söylüyor. Oradan ötüyor duvar var mı? Bu mesela analitik zeka kimde olur mesela? Mimarlarda olur, şekilde? Mühendislerde olur. Bak bir dakika. Anlatırken mesela şöyle anlatabilir. Yani oradan gelişte tam bir duvar başlıyordu. Demirin kenarının hemen bilmem nesine falan diye anlatması lazım. Onun da hemen karakolun bahçesinde o analitik zeka ile anlatılan bilgiyi analitik zekasıyla alması lazım. Beynine yerleştirmesi lazım. Tabelayı görünce de duvardı, şurasıydı, burasıydı tabela deyip burayı göstermesi lazım. Ve daha zaten hiç bilmediği bir yer bu anlatımla kafasına yer edecek. Geçtiği zaman da bir dakika durun, geçtik geride kaldı diyecek derecede. Ya zaten hocam. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Bak biraz hani havayı dağıtayım diye. Ben ya, çocukluğum Büyükçekmece'de geçti. Biz ya bir hiç ailece buluşamazdık Büyükçekmece'nin 100 metre sahilinde. Yani şurada dersin buluşamazsın. Burada dersin kavga dövüş. Yani nasıl bulunabilinir? Mesela ben bilirim Bebek sahilini. Bana de ki şurası, vallahi ben söyleyemem. Anlat bana, git bugün bak Bebek sahilinde. Ya da ben sana gideyim. Şimdi Akçaabat'a seçim var, hafta sonu gidemeyiz diye söylüyorum. Yoksa atlayıp gitmek istiyorum yani. Anlatayım sana ya. Diyeyim ki bir tabelayı gördükten sonraki bilmem neresi diyeyim. Senin de arkadaşlar götürsün bu. Ya Müge Hanım, bir tabela dediğiniz Vapı Kebir nüfusunu gösteren bir tabela. Değil mi? He, tamam. Kaç ben tane de sana Bebek nüfusunu gösteren bir tabela diyeceğim. Ha? Kaç tane var orada? Feygül'de de o tabela. Ya İstanbul'da. Bunun devamını ya izlesenize. İstanbul bilmem ne sahiliyle burayı bir tutmayın Allah aşkına ya. Müge abla. İstanbul sahili çok kolay. Çünkü İstanbul sahilinin bütün kenarlarında bir şey var. Şimdi karşısı Müge Hanım diyorsunuz ya, bir dakika diyorsunuz ya, işte sizin alanınız nasıl bu kadar detay verdi. Hı-hı. Onları tanıyan, kimin ne olduğunu bilen benim. Hı-hı. Sizi kandırırlar diyorsunuz ya, bir şeyi iki araya getirip konuşamıyorlar. Hı-hı. Onlar şu gözünüzün önünde her şeyi yapar döner der ki ben onu yapmadım, sen yaptın. Bu kadar şey onlar. Ama sırası geldi miydi hiçbir şey bilmezler. Karışmak istemezler. Bilmiyorum. Ha. Etmedim, görmedim. Üç maymunu oynamayı çok iyi bilirler. Tamam bak, bütün bunlarda da sana katılabilirim. Bilmiyorum. Onlar da sizin için aynı şeyi kimin derler ama olduğunu, bak dur, ben kimin bir şey söylüyorum sana. Sadece hiç bilmediğim bir sahilde. Şimdi zaten Vakfı Kebir tabelasını şimdi Ahmet attı ortaya. Neydi? Tünelden geçtiğimizde sağdaydı. Tünelden geçtikten 5 kilometre sonrası burası. Ya gidelim bakalım o zaman, tünelden geçtikten sonra 5 kilometre içinde hiç mi aşağıya inilecek yer yok? Yok mu yani? Tünel zaten terste. Ya bak Ahmet, yine de ikinci kere gidiyorum diyor, yine yok. Ahmet de tamam, tünelden geçtikten sonra dediğiniz tamam, 5 kilometre mesafeden nereden biliyor ama ortalığı karıştırmaya sebep bunlardı. Ahmet de tamam, o zaman da yaşı küçüktü. Bir şeyler söylendi. Bu da bir şeyleri kafasında kurguladı. Polis de zaten bir yer göster dediğinde, zaten biz affedersiniz de her gün karakola gidip her gün bir şeyleri şey yapan biri, alışmış biri değiliz ki. Ahmet de yaşı küçük olduğundan dolayı
Kafasında da bir şeyler. Bakıyor musunuz bana Mükü Hanım? Bakıyorum. Evet, sana bakıyorum. Nereye bakıyorsunuz? Ben seni dinliyorum. Ben aynı anda birkaç iş yapabiliyorum. Sadece neye üzülüyorum biliyor musun? Yani kardeşini koruma çabasından öte bir tavır bu. Yani ben senden önce, eğer sen gerçekten doğrunun ortaya çıkmasını istiyorsan, benden önce senin Ahmet'e dönüp demen lazım ki, Ahmet ya sen ne bunları atıyorsun tutuyorsun kızım oğlum kafadan. Yani işte bak izliyoruz, bize 6 yıldır böyle anlattın ama olmaz demen lazım. Abi olarak demen lazım. Niye demen lazım? O iki tane yeğenin için demen lazım. Senin bacakların arasında büyüyen iki tane çocuk için demen lazım. Benim için de değil. Bana ne olacak yani? Giderler herkes yatar cezaevine çıkar yani. Çıkacağı varsa. Ve hiç ne Ali Yaşar umurumda açıkçası ne bilmem ne umurumda. Çok samimi söyleyeyim. Onun artık yaşını başını almış. İki tane oğlan için söylüyorum. Yani olacak iş mi ya? Siz bunu bırak Ahmet'in Mahmet'i ya. Sen bunu normal bir başkasının olayında izlesen. Sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. İnanır mısın buna ya? Allah aşkına söyle ya. Allah için söyle yani. Bir başkası sana bunu... Yaşamadığım, görmediğim bir şeye inanmam ama ben de bir şeyleri gördüm, yaşadım diyorum Müge Hanım ya. Ya ben de ona göre yorum yapıyorum. Tamam ben de isterim ki Ahmet bu işi nasıl yaptığını, nasıl söylediğini yapayım. Ahmet o işin içinde olmasa bile birisi onu anlatmış. Gene birinin arabasındaymış vesaireymiş. Ama yani bilmeden insan burayı gösteremez. Bilmeden duvarın kenarı deyip aha da burası diyemez. Diyemez yani. Zaten eğer burada da doğru yeri göstermesi, bu raporun altına diyecekler ki bize hani biz sorduk. Ya orası biri, mı burası mı diye. Şimdi Müge Hanım biri anlatsa bile Ahmet'in bilmediği bir yeri yine gidip göstermesi mümkün değil. Gidip o zaman birebir orada olması lazım ya. İşte bravo işte. Şimdi bravo öyle diyorsunuz işte, da. Bunu söylüyorum ben işte. Ahmet Akçabat'tan ayrıldığı şüphe çekecek bir şekilde ayrılmadı ki. Gece işte çalıştı, gündüz geldi, 1-2 saat karakolda takıldı, gitti yattı. Ya bu zira zarfında nasıl gidip Vapıkebir'e gidecek de o işi yapacak, ondan sonra geri gelecek, şüphe çekmeyecek. Şimdi sen demek ki konuşmanda görmeden gösteremeyeceğini dediğine göre... Bir şey söyleyebilirim. Bir dakika. Ya tamam abi, birinci bir konuşmanda, bak tamam. Gerçeği ifade ettin, kalkıp da burayı bilmeyen bir kişi, görmeyen bir kişi... Gidip gösteremez dediğine göre. Tarif edilse de gösteremez o zaman. Ha, bilmiyor işte, çünkü. Tamam bilmiyor. Işte. Bitti işte. Ama oraya gidecek durumu da yoktu o zaman ya. Yoktu demek ya. Ki, bak, demek ki vardı. Gösterdiği konu ortada olduğuna göre demek ki oraya gitme zamanını bulmuş. Peki, ya nasıl bak, bulacak Mehmet hocam Ali, ya? Diyorum Mehmet size Ali, ya. Mehmet Ali bak bir dakika. Şimdi 17 yaşında bir genç. Yaşı küçük dediğimiz tamam, zaman. Tamam buyurun. 17 yaşındaki genç. Kendisinin suçlanacağını, diyelim ki bu olayın içinde hiç yok. Polisler de oraya götürdüler. Kendi suçlanacağını bilemez mi? Nasıl kendi suçlanacağını yani, bilemez mi? Yani bir yer gösterme sırasındaki hal ve hareketlerine ne yapıp ne yapmayacağını bilemez mi 17 yaşındaki bir çocuk? Tabii o yer göstermenin onu ileride sorumlu tutacağını bilir. Bilir mi? Gayet tabii bilmez mi? Bilir. Yaptık, ettik, şunu şuraya koyduk, bunu buraya koyduk ifadeler nereden çıkıyor? Bana der ki, Nebi halam bunun buraya atıldığını anlattı, bunu buraya atıldığını anlattı. İşte orası da burası der. Normalde olması gereken budur. Evet. Ama onun dışında buraya geldik, buraya gittik, buraya bıraktık tarzında kendin de işin içine neden koyuyor? Şimdi ben onunla defalarca sordum. Diyorlar ki işte Ahmet'e sordum mu işte neden şey yapmadınız, koruyorsunuz, savunuyorsunuz. Ya biz Ahmet'e 6 senedir soruyoruz Ahmet. Şimdiki durumuna bakıyoruz, diyoruz ona. Şimdiki durumuna bak. Bu ifadeyi tamam polis sana vurmuş, baskı yapmış olabilir ama diyoruz ona. Polise bunu yapmadığını, ne yaparsa yapsın sana yapmadığını söylemen lazımdı. Yani tabii ne canım. Kadar yapması... Ne kadar baskı yaparsa buraya yapın. Atıldığını Nebi halam söyledi, ya eniştem ben... söyledi. Ben tahminen geldim, burayı gösteriyorum demesi peki lazım. Peki hocam bir uzman görüşü olarak size sorayım. Yani bu kadar analitik zekadaki hala ve yeğenin, yani karakol bahçesinde anlatılarak yeri buluyor ya. Evet. Hani belki yanlış söylüyorum. Ben analitik zeka olarak düşünüyorum. Siz uzman olarak daha başka bir şey söyleyebilirsiniz çoklu zekalardan birine. Evet. Hala yeğen... Ciddi bir analitik zekaları var. O anlatıyor, o buluyor, şart diye oraya koordinatları gösteriyor. Peki bu zekadaki biri böyle anlattığını bildiği zaman cezaevine gireceğini bilmez mi? O başka bilmez bir zeka. Bilmez olur ben oraya biri. Takılıyorum zaten. Yani biz de onu sorduk ona hocam. Dolayısıyla. Yani böyle yapmanla dedik ona. Şimdi bütün mesele şu.
Ya biz bunu buraya yaptık, gecenin bu saatte getirdik. Önce bunu yaptı, kolunu tuttu, arkasını iteledi gibi ifadeleri birebir şahit olmuşçasına neden ve niçin anlattığını söylemesi lazım Ahmet'in. Evet Ahmet, yani burada herkes birbirini yiyor, sen de öyle oturuyorsun orada yani. Bunu söylemediğin sürece hiçbir şey içinden çıkamayız Ahmet. Of, of Allah'ım yarabbim ya. Hı? Bunun sebebini açıklamadığın sürece işin içinden çıkamayız. Başka sebep de arayamayız yani. Sorun kim getirdi? Hala kim getirdi? Oysa başka sorun da bunu buraya biri getirdi. Başka türlü seçenekler de var mı? Var. Başka gösterdi, türlü seçenekler var mı? Yerini var. Gösterdi. Dur bir dakika. Ya abicim. Tamam Ahmet onu bir dakika. Baba, Ahmet onu gösterdi. Bak ben konuşurken şu amaçla konuşma da ettim laf anlaşılsın. Başka türlü seçenekler var mı? Var. Ama şurayı aşamıyoruz biz. Şu Ahmet'in açıklamalarını aşamıyoruz. Orayı atsak, şundan şundan gibi mantıklı bir açıklama yapsa, hadi onlara geçelim önce yani. Bu ortada kabak gibi dururken bu hadise, ikinci seçeneğe geçemiyorsunuz. Şimdi bir dakika Müge Hanım. Ahmet diyorlar ya söyledi, götürdü, söylesin diyor. Madem polis senden Vapı Kebir'de seni aldı, Akçabat'a getirdiler. Gece sabaha karşı saat 4-5 polis eve geldi, arama yaptı, bizi zanlı olarak götürdü. Sen bilgi amaçlı alındığında bizi ortaya niye attın? Madem atmadım. Ahmet bu işi yaptı, kesinlikle sen Ahmet'ten mi şüphelendin? Kesinlikle atmadım. Ahmet bizi... Ahmet'ten mi şüphelendin? Ahmet bizi tespit etti. Bu Ahmet bizi dakika, tespit dinle, etmedi. Dinle, dinle. Ahmet de evde... Hayır, önce sen söylemişsin. Hayır, önce Ahmet sen onu evde, arıyorsun. Ben, hayır, evde. Konuşma, konuşma. Ben zannede evi baklar polis. Zannede diye polis evden gel alıyor bizi. Sen ne anlatıyorsun? Bak Vakfı Kebir'de dedi ki Seyfettin. Sen öldürdün gelinini. Seyfettin. Tamam. Sakin öyle ol. Öyle diyorlar bize. Tamam. Kim dedi sen? Bir dakika. Bir dakika kim dedi sen bakalım, onu? Anlatsın. Dur. Bir dakika, senin o nebi yalan orada polis. Bak ya. Bana. Evet. Bir dakika hocam ya hayır hayır. Hayır anlatsın bakalım senin ne diyor. Senin nebiye kardeşin var ya gidiyor orada polise siz gittiniz. He. Nazmiye'yi teşhis etti mi? He, gitti polise diyor ki he. Ali Yaşar'la beraber bana bir açıkla. Var mı tutanak? Getir. Getir. Var mı tutanak? Olmaz zaten ya. Alo. Gidi bir ifade verdi mi? Söz ifadeye geçmedi. Söz ifadeye geçmedi. Nebiye gidiyor diyor orada yok. Ki. Gidiyor diyor orada senin ki. Senin o Nebiye dediğin kardeş. Kanges dediğin kardeşin. Suçlu. He. Ahmet de suçlu. Sen de suçlu. Sen o da suçlu. Mü? Ben devletin savcısına, polisisine ses veriyorum. Bu iş iyi bir araştırılsın. Yeniden aşağı, başa aşağı, ele aşağı. Alınsın. Aşağı gereken olur. Merciyle. Aşağı. Ben oturmuyorum sen, ya. Sen. Yaşında Esenler Menderes mahallesinden kayboluyor. Cumartesi akşamı saat 19 civarında ablasıyla beraber evde otururken bir anda çıkmış gitmiş. Ablası Zeynep evden çıktığını fark etmiyor. Onun da evden çıkarken üzerinde yeşil bir tunik, lacivert bir kot pantolon, ayaklarında da pembe spor ayakkabıları varmış. Başında da koyu yeşil bir şal evet, olduğunu doğru. Düşünüyorlar. Zeynep kendisini ifade edebiliyor ama adresini tam olarak bilmiyormuş. Onu da kaybolduktan sonra Esenler Yüzyıl mahallesinde gördüğünü söyleyenler olmuş. Yaşında Esenler Menderes mahallesinden kayboluyor. Cumartesi akşamı saat 19 civarında ablasıyla beraber evde otururken bir anda çıkmış gitmiş. Ablası Zeynep evden çıktığını fark etmiyor. Onun da evden çıkarken üzerinde yeşil bir tunik, lacivert bir kot pantolon, ayaklarında da pembe spor ayakkabıları varmış. Başında da koyu yeşil bir şal evet, olduğunu doğru. Düşünüyorlar. Zeynep kendisini ifade edebiliyor ama adresini tam olarak bilmiyormuş. Onu da kaybolduktan sonra Esenler Yüzyıl mahallesinde gördüğünü söyleyenler olmuş. Şu
kızımızı da bulalım. Ağzındaki dişleri çürük, onu söyleyeyim. Belki oradan teşhis edilebilir. İzleyicilerimiz arıyorlar ama daha netleştiremedik. İnşallah bir an evvel ondan da haber bekliyoruz. Ailesi bekliyor. Az önce Seyfettin geldi, hepimizden özür diledi. Benim sinirim çok bozuk dedi. Gerçi yani ben onu da anlıyorum. Hepinizi anlıyorum. Seyfettin'in en büyük olanmış. Şimdi konuştuk. Mehmet Ali onun bir küçüğü. Yani Hasan Şükrü. Hasan Şükrü en büyük. Hasan Şükrü de onun büyüğü. Ama şu an aile içerisinde en büyüğümüz o. Yani Hasan Şükrü kendini geri çektiği evet, için, evet, değil mi? Evet. Yani büyük olarak başımızda o. O da evet. Böyle yani diyorsun. Yani. Herkes birbirinin sinirini dengelemeye yani, çalışıyor. Yani biz aile içerisinde şu an Akçabat'ta kimlerle beraber kalıyorsak bu şekilde yani. O sinirlenir. Ben sakinleştiririm onu. Ben sinirlenirim. Ha, normal haliniz evde böyle mi? Yani oluyor ara sıra. Çünkü insan yani akıl gidiyor. Renkli bir ev yani. Yani ama böyle şey değil yani artık eskiye nazaran bakarsanız değil yani. Şu an gayet iyi ama tabii bu olan şeyleri de bakarsanız yani bir iki tartışma yapmamız, bazı şeyleri öfke göstermemiz de normal yani. Ben normal görüyorum. Tamam. Ama eski yani Ali Yaşar'ın olduğu dönemdeki dönemimiz yok. Şu an gayet çevreye de göre huzurluyuz. Gayet de sıradan bir aile gibiyiz yani şu an. Yani Ali Yaşar'dan önce Ali Yaşar'dan sonra gibi diyorsun. Evet. Şimdi yani ben, öyle Mehmet Ali benim anlamadığım bu Ali Yaşar sizin babanız. Hı hı. Bu olaylardan sonra kızgınlıktan dolayı mı baba demiyorsunuz, Ali Yaşar diyorsunuz evet. Yoksa eskiden çünkü, beri mi? Yok. Çünkü Ahmet Ali Yaşar diyor, sen öyle diyorsun. Bize, yani herkes Ali Yaşar, baba yok. Bir tek Hasan Şükrü baba diyor. Bu evet. Olaylar olmadan önce bize saplaşma. ne yaparsa yapsın yine de baba derdik ona. Ha, derdi. Ama bu olaylardan sonra bizim ayağımızın altında kuyu eşenlerle biri oldu, bize cephe aldı. Ben ona daha baba dedim. Yani bu olaydan ya, sonra evet, baba evet, kelimesini evet, kaldırdınız, evet. İsmen konuşuyorsunuz evet, Ali evet. Yaşar. Yani bu olaydan dolayı size kuyu kazanlar da aslında halalarınız. Evet, evet. Halalarınızın kuyu kazdığını düşünmenizin nedeni de yani Ali Yaşar... Ortalığı şu cinayet olayını birçok kez karıştıran bunlar. Ya avukata gittiniz, gördünüz Mehmet Şentürk'ü. Ondan beraber gidiyoruz, bunlar daha içeride. Olayların ilk günleri gidiyoruz. Bilgi almaya, ifadelerde kim ne okudu diye alıp okuyacağız. Ya bu Nebiye denilen kişi, şahıs. Halan, kibar konuşalım evet. Ya gidiyoruz, ondan beraber gidiyoruz. İnsanca ya. Gidiyoruz, avukattan bilgi alıyoruz. İşte kim ne dedi, kim ne yazdı, ne ifade verdi alıp okuyacağız. Ya avukatla girdik orada birbirimize. Niye Nebiye'yle birlikte? Diyor ki, avukata verme onlara ifadeyi, değiştirecekler ifadeleri. Ya bu kadar kafa ya. Ama aynı kafa öyle bir yeri tarif ediyor ki... Eder. Heh. Bak o öyle bir eder ki ondan sonra çıkar der ki ben öyle bir şey demedim. Yaparlar, ederler. Ya evimin önüne kadara gelip, bunlar içerideyken evimin önüne kadara gelip bana katilsiniz. İçeride yatanlar masum, siz öldürdünüz. Şimdi geldiniz burada oturuyorsunuz. E madem ben katilsem, sen benim kapımın önüne kadara gelip nasıl bana katil dersin? Affedersin de ben seni doğru açar bir çukur gömerim. Katilsem seni de açar bir çukur gömerim. Hiç de çekinmem yani. Diyorsun. Katilsem öyle. Canım adam birini öldürdü diye her önüne geleni de öldürecek hali yok. Burası da Texas. Sonraki ben diyorlar işte. Havva teyzesi, yengemin Havva teyzesi, Melahat teyzesi çıkıyor diyor ki. Nazmiye'yi dövüyorlardı, vuruyorlardı. Ben yengeme ya bir şamar attığım dahil yok. Çünkü hakkım değil. Ben onu bilincindeyim. Ben hakkım değil. Ama onlar herhalde kendilerine benzetiyorlar. Kendilerine benzetiyorlar. Nazmiye dövüyorduk, vuruyorduk, atıyorduk, kırıyorduk. Mahkemede ifade veriyor ki 6 aydır ben Nazmiye'yi görmüyordum. Mahkemede bunu veriyor. Şimdi çıkıp diyor ki her gün Nazmiye'nin peşindeydiler. Sen 6 aydır görmüyor muydun? Yoksa her gün Nazmiye'nin peşinde olduğumuzu biliyor muydun? Hangisi? Neyi yapmaya çalışıyorsun? Biz ararken yengemi Ali Yaşar'da yengemin ailesinden, çevresinden şüpheleniyor. Yengemin orta mahallede ailesinin kendine ait bir arazisi var. Arazinin üzerinde iki katlı bir evi var. Oraya kadar bizi götürüyorlar. Kim götürüyor? Havva Seyiz. Ali Yaşar şüpheleniyor onlardan. Takip ediyoruz onları. O evi bilmiyoruz. Havva Seyiz gösteriyor bize o evi. Şimdi duysunlar. Havva Seyiz de gitsin şimdi Ayşe'ye Turan'a hesap versin.
Ayşe Seyis de onlardan şüpheleniyordu ki götürdü bizi oraya. Şimdi çıkmış diyor ki Mehmet Ali Nazmiye'ye öyle yaptı, Nazmiye'ye böyle yaptı, Nazmiye'yi öldürdü. Ya ben bir insanı öldürecek kadar bana ne yapmış olabilir ya? Benim diğer davamda, benim namusuma, benim şerefime dil uzatan bana... Şimdi ben bir masum, mazlumu ben niye öldüreyim? Kendinden biri ya. Sen kendi katil olduğunun nereden şey? Seninle ne ilgisi var? Sen niye kendi savunmaya geçtin ki şu anda? Yani seninle ne ilgisi var? Ya bunu diyorlar ya, bu şekilde ortalığı karıştırıyorlar. Ya ama yani bizim konumuz ya bu şimdi... değil ki. Kimse sana bir şey söylemiyor ki. Yani zaten ortada 3 kişi var cezaevine gidecek. Sen tamam. Buna kendini şey yapıyorsun. Lakin ortalığı bu şekilde karıştırıyorlar Müge Hanım. Çıkıp ama doğruları bak, söyleseler... Onu neden söylediklerini söyleyeceğim. Şu saat başı reklamı. Bunu onu sana neden söylediğini söyleyeceğim. Sen de kendini bir halanın yerine koy bakalım. Hayır hayır. Doğruları söyleseler... Onu bilmiyorum. Mehmet Bey şunu söyleyecektim. Halil sen halanları kızıyorsun ya hani halanlar size katil gibi bakıyorlar diye. Şöyle düşün bak mesela siz de kardeşler birbirinizi nasıl korumaya çalışıyorsunuz. O da şöyle düşünüyor halanda. Benim kardeşim yani Ali Yaşar bu cinayeti işlemedi. 6 yıl sonra bunu Mehmet şey de söylüyor, Ahmet de söylüyor. Zehra da diyor ki işte diğerlerini yani seni, Seyfettin'i, annemi cezaevine gireceksiniz diye korktuğum için söylediğini Zehra söylemiş ifadesinde. Şimdi halanlar da şöyle düşünüyor olabilirler mi? Yani... Bak bizim kardeşimizi suçsuz olduğu halde cezaevine attılar. Demek ki onlardan biri suçlu ki yani ailede ikiye bölündü. O yüzden suçu bunların onlara... üzerine atıyorlar. Belki halan da böyle düşündüğü için şimdi size tamam, ters öyle düşünmüş geliyor. Olabilir ama biz onlara diyorduk ki ya tamam bunlar suçsuzsa şu ifadeleri bir okuyalım. Şu ifadeleri bir bakalım kim ne dedi, kim ne yaptı. Eğer suçsuzsa biz onlara suçlusunuz demedik. Ama yengem kaybolduğundan işte bunların mahkeme sürecinden takındıkları tavırdan sonra bizim de düşüncelerimiz belli bir yere kadar değişti. Ya biz bunlara baştan hadi bunlar içeri girdi, bunlar suçlu demedik. Ama bir şeyleri yapmaya, bir şeyleri illaki diretmeye ama başlayınca... Ama Seyfettin'in mesajını yani ifadesini de okudum. Yani işaret de edilmiş açıkçası yani. Seyfettin de babanla Hasan Şükrü'yü işaret etmiş. Annen de etmiş. Yani Ahmet zaten söylemiş. Yani üçü de söylemiş şimdi bunu ifadeleri de okuduğun zaman bir gerçek de var yani. Eğri oturalım doğru. Yani bir şüphe üzerine... Sen de yok. Senin ifadelerini görmedim ama diğer üçü neden acaba böyle söylediler? Peki süremizin sonuna geldik. Nihan Günay'la gün ortası haberlerine bağlanacağız. Yarın iyi haberlerde buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.